Namaste. Canım arkadaşlarım, kapalı ama ılık bir İzmir gününden herkese sıcacık bir merhaba. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Umarım herkes çok iyidir, sağlığınız yerindedir, neşeniz, keyfiniz yerindedir. Bu süreçte evde sıkılmadan vakit geçiriyorsunuzdur umarım. Benim birazcık baharda oluşan alerjilerim var arkadaşlar. O yüzden de ekstra dikkat ediyorum. Hem hastalık hem evde olmak. Böyle birazcık sadeleşmeye gittim. Makyajsız bir video yaptım size. Bu da burada dursun diyorum. Arkadaşlar umarım siz de güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Aslında evde yapacak bir sürü güzel şey var. Bilmiyorum, ben evde vakit geçirmeyi de çok sevdiğim için sanırım hiç zorlanmadım bu süreçte. Hatta evde kalmak, zaman zaman eve kapanmak, tek başına kalmak insana farklı açılımlar getiriyor canım arkadaşlarım. Neler yapıyorum evde? Yemek yapıyorum, kitap okuyorum, film izliyorum, meditasyon yapıyorum, yoga yapıyorum. Yeni araştırmalar yapıyorum, yeni şeyler keşfediyorum, yabancı kanallara bakıyorum vesaire vesaire. O kadar çok yapacak şey var ki umarım sizler de bu şekilde bir şeyler bulmuşsunuzdur kendinize meşgale edinecek. Video yapamadım ama artık dediğim gibi sık sık video yapmak istiyorum. Arkadaşlarım da ısrarla parayla ilgili video yapmamı söylediler. Size birkaç tane formül hazırladım. Parayla ilgili para rutini talep edenler faydalansın istiyorum. Canım arkadaşlarım, kitap okumayı seviyorsunuz eğer, Wattpad'te de yazıyorum. Orada da ritüellerimi yazarak paylaşıyorum. Aslında farklı bir kitap projem var ama şimdi ritüellerimden gidiyorum. İlerleyen süreçte de inşallah gerçek konulu bir kitapla birlikte olacağız. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Canım arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Onun dışında da bana bu enerjimin nereden geldiğini soran arkadaşlarım var. Artı pozitif enerjiden bahsediyorum ve sık sık bana böyle dönüşler yapıyorsunuz. Enerjimi çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim canım arkadaşlarım. Enerjim tabii ki bazı sebepleri var ama ben bir indigoyum canım arkadaşlarım. Indigo çocukları araştırırsanız oradan bilgilere ulaşabilirsiniz. Indigo olmanın dışında bazı açılımlar da yaşadım hayatım boyunca. Spiritüel bir insan oldum ve spiritüel konularla ilgili çok derin araştırmalar yaptım. Kendi yaşadığım açılımların dışında da çeşitli hocalarımın beni yönlendirmesiyle de dediğim gibi bu yolda ilerlemeye devam ediyorum. Ve bununla ilgili bir video yapmak istiyorum. Uzaylılarla temasta bulundum mu adını alacak bir video. O videoda birazcık daha detaylı açılımlardan bahsedeceğim size. Canım arkadaşlarım, gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz neydi? Parayla ilgili bir ritüel istemiştiniz benden. Ben size tam 3 tane ritüel hazırladım. Aslında 2 tanesi çok ritüel gibi değil. Bir tanesi birazcık ritüel gibi. Diğerleri bilindik şeyler. Bunları ben kendi hayatımda uyguluyorum. Dönem dönem uyguladım. Ve artısını aldığım için de sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi, daha önce yüklemiştim ben o videoyu ama görüntü çok güzel değildi. Yeni video çekmeye başladığımda yüklemiştim. O yüzden kaldırdım. Hatta onu çok fazla soranlar var. Wattpad'de yazılı. Eğer yazarak, okuyarak seviyorsanız oradan da yapabilirsiniz ama buradan da paylaşacağım. İlk formülümüzün adı Mevlana formülü. Dediğim gibi arkadaşlar, burada 3 tane formül paylaşacağım. Ve bu üçünü de ben kendi hayatımda uyguladığım için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yani faydasını gördüğüm şeylerden sizlerin de faydalanmasını istiyorum. İlk formülümüz, dediğim gibi daha önceden kullandığım Mevlana formülü. Çok etkili, çok güzel. Zaten Mevlana benim hayat boyunca araştırdığım, hayran olduğum,
büyüklerimden bir tanesi. Defalarca türbesine gittim ve çok seviyorum. Enerjisi o kadar yüksek ki orada olmanın bile verdiği böyle inanılmaz bir enerji var arkadaşlar. O yüzden de kendisini çok seviyorum. Ruhuna ruhumdan sevgilerimi iletiyorum. Bir tanesi ilk baştaki Mevlana formülü. Mevlana formülünü yapmamız için gereken şey kırmızı keçeli... Ay pardon... Kırmızı keçeli kalem. Onun dışında hiçbir şeye gerek yok. Şemayı ben size göstereceğim. Kağıda çizdim ama siz bunu göğsünüzün üstüne çiziyorsunuz arkadaşlar. Kimsenin görmemesi gereken bir yer. Kimsenin görmediği bir yere çiziyorsunuz. Ve kendiliğinden silinmesi gerekiyor. Yani sizler bunu ovuşturup yıkayıp silmiyorsunuz. Kendiliğinden yavaş yavaş yıkandıkça siliniyor. Evet, formülümüz bu şekilde. Daha önceden bakan arkadaşlarım zaten bunu biliyorlar. Bunu buraya çiziyoruz ve öncesinde niyetimizi yapıyoruz. Ellerimizi ovuşturduk, formülümüzü çizdik. Ellerimizi ovuşturduk. Ellerimizde biliyorsunuz ki her insanda olan, hani böyle biyoenerjistler, reikiciler falan çıkar da böyle kendilerini muhteşem insanlarmış gibi gösterirler ya. Ben de reiki eğitimi aldım ama şöyle bir şey, her insanın kendi vücudunda, kendi enerji alanında mutlaka bir enerji mevcut arkadaşlar. Şifa enerjisi. Sadece birçoğunuz bunu aktive etmeyi bilmiyorsunuz. Ellerinizi her zaman ısıtmak şifa enerjisini yükseltir. Ellerimizi ovuşturduk. Isındı. Güzelce ısındı. Isındıktan sonra buraya formülümüzü çizdik. Az önce gösterdiğim ekran resmi alın. Ekran resmi almıyorsunuz. Sonra bana yazıyorsunuz. Çizilmiş bize gönderir misiniz falan diye. Ekran resmi alırsınız. Kaydedersiniz fotoğraflarınızı. Oradan bakarak çizebilirsiniz. Buraya çizdiniz. Kimse görmeyecek. Ellerimizi ısıttık, şifa verdik. İstediğiniz her kimse, işte önce yaratıcıdan ya da Mevlana'nın ruhundan ya da işte dua ederek de buraya elinizi koyup neye ihtiyacınız varsa, paraya mı, işe mi, dilekte bulunarak, işte atıyorum Yüce Allah'ın bu sıkışık dönemden beni kurtar acilen. İşte şu kadar para talep ediyorum, şu kadar paraya niyet ediyorum ya da güzel bir işim olsun vesaire. Güzel dileklerinizi bu şekilde dileyebilirsiniz, dua edebilirsiniz. Saat, dakika vesaire bulunmuyor. İstediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Temiz kalple yaptığınız sürece de gerçekten işe yarıyor. Ne kadar duracak? İstediğiniz kadar durabilir. Silindikten sonra tekrar yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir size bir zararı olmayan bir şeydir. Orada zaten bir karıncalanma hissedeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka bununla ilgili bana geri dönüş yapan çok arkadaşım oldu. Ben kendim bizzat bunu yaşadım. Israrla da tavsiye ediyorum. Gelelim ikinci formülümüze. İkinci formülümüzle ilgili... Arkadaşlar ben sayı sekanslarından daha önce bahsetmiştim. Bakın gözüm burası hala daha şiş, alerjim. Neyse konuyu dağıtmayayım. İkinci formülüm sayı sekansları. Sayı sekanslarının da enerjileri çok yüksek. Daha önce bir videomda paylaşmıştım. Sayı sekansları ile alakalı bir videom vardı. Farklı bir konu için paylaşmıştım. Bunu da parayla ilgili paylaşıyorum. Dediğim gibi bu üç formülde benim hayatımda çok uyguladığım ve tekrar tekrar faydasını gördüğüm formüller olduğu için sizlerle paylaşıyorum canım arkadaşlarım. Denedim kendim, çeşitli kaynaklardan buldum. Kendi yarattığım formüller değil, öyle söyleyeyim. Çeşitli kaynaklardan zamanında bulup değerlendirdiğim formüller. İkinci formülümüz para sekansları ile alakalı. Bununla alakalı çok fazla paylaşım var ama ben bundan çok fayda gördüm. Gregory Grabovoi adlı bir Rus matematikçinin sayılarla ilgili yaptığı araştırmalardan sonra geliştirdiği bazı formüller var arkadaşlar. Hatta Sayılar Eczanesi diye bir kitabı var. Tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Bulunamıyordu bir dönem ama bulursanız okuyun. Çok güzel formüller var.
Dediğim gibi bu matematikçinin bazı formüller hazırladığı sayı sekansları oluşturduğu bilgilerin olduğu kitabı okuyabilirsiniz. Ayrıca da bununla ilgili bir sürü paylaşımlar yapılıyor. Eğer isterseniz oralardan da inceleme yapabilirsiniz. Buna göre de bir formülümüz var. Formülümüzü ne yapıyoruz canım arkadaşlarım? Bu para çekme ikinci formülümüzde. Para çekmek istediğimiz ya da başka herhangi bir konu neyse o konuyu bir sticker'la yazıp bu şekilde şişe, cam şişe olmak zorunda buraya yazacağız. Altına da ismimizi, soy ismimizi yazacağız. Ben kendi iki ismimi yazdım. Soy ismim yok. İstiyorsanız iki isminiz varsa iki isminizi de yazabilirsiniz. Burada 520'yi kullanacağız arkadaşlar. 520 inanılmaz enerjisi yüksek. Sayı sekanslarında birçok yerde kullanılan sayılar. Nasıl yapıyoruz? 5'i yazdık. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 11 kere tekrarlıyoruz. Kavanozumuzun üstüne koyduktan sonra, adımızı yazdıktan sonra. 11 kere, 11 kerenin de bir açılımı var ama çok da gerekli değil. O yüzden de onu söyleyip uzatmak istemiyorum. 11 kere bu şekilde yazdık. 5, 2, 0, 5, 2, 0 diye de 11 kere söyledikten sonra niyetimizi suya söylüyoruz. Niyetleri suya söylemenin de inanılmaz yüksek bir enerjisi var. Bu da benden size bir tüy olsun. Evet, niyetimizi yaptık. 520'yi 5, 2, 0 diye 11 kere söyledikten sonra niyetimizi de yaptık. İşte para mı istiyorsunuz, bereket mi istiyorsunuz, ev mi istiyorsunuz, araba mı istiyorsunuz, her ne istiyorsanız söylediniz. Gelelim 3. formüle. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Yine dediğim gibi çok fazla takılırsanız da bana DM'den ulaşıyorsunuz zaten. Ama ben yeterince ayrıntılı anlatıyorum. Lütfen çıkıp da burada işte uzatıyorsun, öyle diyorsun, böyle diyorsun demeyin. Uzatmak zorundayım. Çünkü anlaşılmayan noktalar oluyor. Ve çok fazla gereksiz soruyla muhatap olmak durumunda kalıyorum. Gerek yok. Herkes iyice anlasın diye detaylı detaylı anlatıyorum. Kimseye de zorla videolarımı izletmiyorum. Okey? Hepinizi çok seviyorum. Bu da böyle küçük bir reklam olsun. Üçüncü formülümüz aslında formül değil. Canım arkadaşlarım, esmaları lütfen hayatınıza katın. Esmaların enerjisi inanılmaz yüksek. Ben bilmiyorum, biraz anneanneden kalma herhalde ya da büyüklerimden kalma olsa gerek. Esmalara ve tesbih çekmelere çok inanılmaz seviyorum çekmeleri, değil mi? Esma veya tesbih çekme konusunda inanılmaz. Arabada giderken bile tesbih çektiğimi bilenler biliyorlar burada. Aile başlayıp iyiyle biten kişi. Tesbih çekip çekip esniyorsun diyen kişi, sana sesleniyorum. Esmaların enerjisi de çok yüksek arkadaşlar. Lütfen deneyin. Denemesi bedava. Esmalardan da faydalanabiliyoruz. Hangi esmalar olduğunu söyleyeyim. Bugün yapabilirsiniz. Güneş günü çekebileceğiniz 1060 defa ya gani. İhtiyacımız olan tek şey tesbih. 1060 defa ya gani dedikten sonra bu esma zenginlik için arkadaşlar. Eğer hayatınızda bolluk, bereket, zenginlik istiyorsanız canı gönülden niyet edip 1060 kere ya gani esmasını çekebilirsiniz. Ayrıca da tekrar bir esmamız daha var. O da cuma günü çekiliyor. Venüs saatinde. Ya gani güneş gününde, güneş saatinde çekerseniz çok daha etkin. Devam edin. Haftalar boyunca devam edebilirsiniz. Venüs günü, Venüs saatinde de 308 kere ya rezzak. En sevdiğim esmalardan, onu da hayatınıza katın derim. Hepinizi çok seviyorum canım arkadaşlarım. Umarım bu 3 formülde hayatınıza bolluk, bereket, her ne istiyorsanız bol bol getirir. Para istiyorsanız, güzel bir iş istiyorsanız hepsine en kısa zamanda kavuşursunuz. Ülkemde en kısa zamanda, en yakın zamanda bu hastalıktan ve kaotik durumdan en kısa zamanda kurtulsun diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Yorumlar seviyorum.
ilgili olsun. Biliyorsun o seviyesiz yorumlara katlanamıyorum. Onun dışında da bana enerjimin nereden geldiğini soran arkadaşlarım için de yeni videom acaba uzaylılarla temas kurdum mu? O yüzden de lütfen yeni videodan haberdar olmak için abone olun ki size bildirim gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Kocaman öpüyorum. Namaste. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.